Ülke TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli seyircilerimiz. Yeni bir Artı Eksi programına daha bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz eğitim yaşama dair önemli gelişmeleri bu ekranlardan kıymetli hocalarımızla birlikte değerlendirip ele alıyoruz. Her ayrıntısıyla gelişmeler varsa bunları da konuşuyoruz, masaya yatırıyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Evet, özellikle üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için bu günler çok önemli. Çünkü 15 Mart'ta YGS yapılacak. Biz de onun öncesinde yaklaşık 3 haftalık bir süre kaldı. Bunun öncesinde arkadaşlarımıza buradan uzman hocalarımızla birlikte biraz tiyolar vereceğiz. Nasıl çalışmaları gerektiği, bu süreci başarılı olabilme adına nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda biraz ipuçları vereceğiz. Sınav taktiklerini konuşacağız. Meslek seçimi ve üniversite seçimine ilişkin bilgiler vereceğiz. YGS'yi biraz anlatacağız. DYS'yi biraz konuşacağız. Değişiklikler var. Bunların üzerinde biraz durup ele alacağız. Yani üniversite sınavına dair, geleceğinize dair, meslek seçiminize dair her konuda bugün sizleri bilgilendireceğiz. Sorularınız varsa arkadaşlar kesinlikle bize yöneltin. Nasıl yapıyoruz bunu? sabanozde@gmail.com'dan sorularınızı alacağız. Twitter adresim üzerinden de yine sabanozde'den sorularınızı yöneltebilirsiniz. Facebook sayfası ise +TV'den sorularınızı alacağız. Uzman bir isim var. Görünce siz de zaten tanıyacaksınız. Uzman psikolojik danışman Ece Tözdeniş, Üsküdar Üniversitesi'nden konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir maraton başlamıştı. Maratonun ilk durağına doğru yavaş yavaş geliyoruz 15 Mart'ta. Evet, az zaman kaldı. Sınav, öğrenci arkadaşlarımızda heyecan var. Bu süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiği noktasında sizden tiyolar alacağım. Tabii ki. Onları aktaracağız. Sorularını da arkadaşların buradan Facebook, Twitter adresi üzerinden de cevaplayacağız. Ece Hocam'la tabii hayat tercihlik programları yapıyoruz arkadaşlar. Yaz döneminde özellikle sınavlar bittikten sonra doğru meslek, doğru üniversite seçimi ve bir yere yerleşme adına size buradan bilgiler paylaşıyoruz. Bu dönemde olacak. Bugün de biraz sınav öncesinde konuşalım. Sizi biraz rahatlatalım istedik. Neler yapmanız gerektiğinin ayrıntılarını üzerinde duracağız. Bir ismi daha bugün sizlerle buluşturmak istedik. Kendisi Üsküdar Üniversitesi'nden İletişim Fakültesi öğrencisi Seda Samancı. Seda sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi milyonlarca öğrenci var. Hatta bu sene değil mi Ece Hocam? Yanılmıyorsam 2 milyonun üzerinde, 2 evet, milyon 100 evet, küsür bin evet. Öğrenci başvuru yaptı. Sınava girecekler. Seda gibi, Seda'nın geçtiği aşamalardan 2 milyon öğrenci bu senede geçecek. Seda'dan da biraz şey dinleyeceğiz arkadaşlar senin için. Bu dönemi nasıl atlattı? Evet. Üniversite hazırlıkta neler yaptı? Dershaneye gittiğini söyledi. Dershaneye gidiyor. Bir şeyler yaptı. Burada motivasyonunu nasıl sağladı? Mesleği seçerken, bölümünü seçerken, üniversitesini seçerken nelere dikkat etti? Bunları da Seda'dan alacağız, sizlere aktaracağız. Sorularınızla girişte de bahsettim. Altta da zaten yazıyor. sabanozde@gmail.com ve Facebook üzerinden Artı TV'den sorularınızı alacağız. Hocalarıma yönelteceğim. Ece Hocam isterseniz sizinle bir giriş yapalım. Evet, YGS 21 gün. Bazen şimdi arkadaşların Facebook sayfaları üzerinde gruplar kurmuşlar. O kadar aktifler ki çözemedikleri soruları oralara atıyorlar. Oradan başkası çözümleyip cevabını veriyor. Çok sirkülasyon çok yoğun orada. Şafak olarak tanımlıyorlar. Şafak 20 gün. Şafak 20, 18, 19 böyle düşüyor. Askerde şafak tanımlaması var ama onların da şafağı tabii ki o. Evet, evet. Neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş sürecin sonuna geliyoruz. Az bir süre kaldı. Evet, ben öğrencilere hep gün saymayın diyorum ama tabii mümkün değil. biz de her konuşmaya başlarken şu kadar gün kaldı diyerek başlıyoruz öğrencilerle yaptığımız görüşmelerde. Tabii az bir süreç kaldı. 15 Mart tarihinde YGS, sonrasında da 13-14 Haziran ve 20-21 Haziran LYS'ler tamamlanacak. Ondan sonra bu yıl için, 2015 için en azından sınav maratonunu bitirmiş olacağız. Tabii şu anda öğrenciler başvurularını yaptılar, tamamlandı. Artık 3 hafta kaldı. Bu süreçte daha çok soru çözümleri ve deneme sınavları üzerinden gidiyorlar. Bu süreçte onlara önerim,
Az bir zaman kala artık biz çok fazla konu çalışmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü az bir zaman kala konu çalışmaları kaygı düzeyini arttırıyor. Beraberinde stres düzeylerini daha yukarılara çıkartıyor. Artık çalıştık konuları tamamladık YGS ile ilgili. Bundan sonra yapılması gereken soru çözümleriyle tamamlamak ve deneme sınavlarıyla artık öğrencilerin yavaş yavaş sınava ilişkin şeylerini de oluşturmaları gerekiyor artık. Sınavdan hangi yolu izleyeceklerse o yolu da oluşturmaları gerekiyor bu süreçten sonra. Orada şöyle bir önerim var öğrencilere. Hepsi mutlaka birçok deneme sınavına girip çıkıyorlar. Bu deneme sınavlarında hangi bölümden başladıkları ve nasıl devam edecekler, işte Türkçe, matematik, sosyal fen bilimleri ne şekilde devam edeceklerse, hangisinde en başarılı oluyorlarsa o taktikle yürüyüp gitmeleri ve sınavda da, sınav günü de mutlaka o yolu izlemeleri. Çünkü bu da sınav başarısı açısından bizim için çok önemli. Öğrencilerin bunu çok iyi oturtmaları gerekiyor. Soru çözümleri tabii ki soru çözümü hem dikkatsizliği gideren bir durum. Ne kadar çok soru çözerse o kadar çok dikkatsizlik de yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Zamanı iyi kullanmaya gerektirir. Mutlaka bundan sonra soru çözümleri yaparken işte 160 dakikalık bir 160 soruluk bir sınava giriyoruz. Mutlaka yanımızda bir saat olsun, işte 40 soruyu ne kadar zamanda çözebiliyoruz? Çok geri mi kaldık yoksa çok öncesinde mi kaldık? Çünkü hızlı gitmek de çok anlamlı değil. Önemli olan bizim doğru soru sayısını fazlalaştırmamız. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerin mutlaka. Zaman çok önemli bir kavram tabii ki sınavda. Sonuçta biz bir taraftan da zamanla yarışıyoruz. Deneme sınavları, tabii deneme sınavlarından sonra hem test çözümlerinde hem deneme sınavlarından sonra çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Biz bazen şunu yapıyor öğrenci, kapatıyor kitabı ve bitiyor, bir sonrakine gidiyoruz. Ama burada yanlış soruları çok iyi analiz etmek gerekir ki geçmiş yıllarda çok fazla gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir şey. Deneme sınavlarındaki çoğu soruların büyük bir kısmı sınavlar öğrencilerin karşısına bir soru olarak YGS ya da LYS sorusu olarak geliyor. Yani birebir aynı değil ama birbirine çok benzer soruları gerçek sınavda da karşılaşabiliyorlar. O yüzden nerede hata yapmış, dikkatsizlik mi yapmış, konuda mı bir eksikliği var ya da farklı mı okumuş soruyu, bunları çok iyi analiz edip onların hatalarının üzerinden de yürüyerek bu hataları tamamlayıp o şekilde devam etmeleri gerekiyor. Yani ben birçok öğrenciden biliyorum, işte bir konu eksik kalmış, hep ertelemiş. Sınavda da görmüş bunu, deneme sınavlarında da görmüş, sorularda da çözmüş ama hep ertelemiş. Zor geliyor belki ona çalışmak. O büyük bir ihtimalle tabii ki hep öteliyor, sonra diye düşünüyor nereye belki. Kadar? Evet ama sınavda karşına çıktığı zaman sonra geliyorlar, hocam işte bu konudan çıktı, bu konuyu çalışmamıştım gibi bir pişmanlık yaratıyor. O yüzden şu dönemde hemen o anda çözmek gerekiyor. Hemen o anda çözüp tamamlayıp, yani aklımızda geriye bıraktığımız hiçbir şey olmaması gerekiyor. Yani tamamen tertemiz gitmek gerekiyor YGS dönemine kadar. Dediğim gibi konu, yani yeni konu evet çalışılabilir ama şu dönemde hani yeni konu çalışmak birazcık daha eğer kaygı düzeyini arttırıyorsa onun yerine çok iyi bildikleri konulardan gitsinler. Onlarla ilgili soru sayılarını fazlalaşsın. Bir de soru çözüyor olmak burada hareketimizi de arttırıyor. Yani ne kadar çok soru o kadar hareket. Ben öğrencilerden biliyorum, bazen bir iki gün ara vermek bizde zaman kayıplarına neden olabiliyor. O yüzden aynı düzeyde gitmek gerekiyor. Ama tabii burada birazcık hani ders çalışma tekniklerine de gireceğim ama burada hani çok soru çok başarı değil. Öğrencilere hep bunu söylüyorum, işte düşünüyorlar ki bazen işte günde 1000 soru çözen öğrenci çok başarılıdır. İstediği bölüme yerleşir, istediği. Öyle bir şey yok. Sonuçta bizim için önemli olan şey bireysel çalışma yöntemleri. Herkesin kişilik özellikleri farklı, beklentileri farklı, kesinlikle öğrenme stilleri birbirinden çok farklı. Herkesin kendi öğrenme stiline uygun çalışma programını belirlemesi gerekiyor. Yani bazısı 1000 soru çözer, evet o onun için çok iyi geliyordur ona, gerçekten başarıya da götürüyordur. Ama bazısı 250 soru çözebiliyordur ama bu ona çok iyi gelebiliyordur ya da çok farklı yöntemleri vardır. Yani biz
bizim için burada önemli olan neyi nasıl yaptığımızla birlikte aslında sonuca baktığımızda sonuç gerçekten bizim için yararlı mı değil mi? Sonuca bakmak gerekiyor. O yüzden eğer biz istediğimiz sonuca varamıyorsak bu yöntemle en azından sınav dönemine kadar, hatta sınav döneminden öncesine kadar programlarda hemen ufak ufak kendimize göre değişiklikler yapmamız anlamlı olur diye düşünüyorum. Evet, sınavsız geçişleri konuşacağız. Orta öğretim başarı puanını konuşacağız. Ece Hocam'ın burada vurgulamak istediğine arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Çözmeye başladığınız, değil mi hocam? Çözmeye başladığı derslerden, bölümlerden kesinlikle başlasın. Bir sürpriz yapıp yeni bir denemeye girişmesin. Denemesin. Böyle yapıyorlar bazen öğrencilerden biliyorum. Ben o anda sınavda farklı bir yöntem deniyor ve bu bütün öğrendiklerimizi, bütün o maratonu bir anda tersine çeviriyor. En azından o gün denemesinler. Ve girmiş olduğunuz deneme sonuçlarını da arkadaşlar lütfen iyi analiz edin. Kesinlikle. Yapamadığınız sorular varsa bunların üzerine Ece Hocam'ın uyarısını da dikkate alalım. Hemen o an çözmeye başlayın. Konunuz varsa onun o an üzerine durun. Rehber hocanız varsa, bölümle ilgili hocanız varsa gidin onlarla konuşun. Arkadaşlarınız ki biraz önce girişte bahsettim. Artık sosyal medya arkadaşlar çözülmediği soruları direkt fotoğrafını çekip atıyorlar. Hemen çok cevap iyi bir geliyor. Çok iyi. Bu çözülmedik soru da kalmıyor. Bir sürü binlerce soru o an sirküle ediliyor, direkt dolaşıyor. Onlar da bunlardan haberi oluyor. Ve şu da çok önemli Ece Hocam'ın dediği gibi. Doğru sayısını artırmak, aslında yanlış sayısını düşürmek gerekiyor. Benim yani hazırlık dönemlerinde de bazı gözlemlerim, deneyimlerim var. İlerleyen dakikalarda bunları da arkadaşlarla paylaşacağız ama Seda'ya söz verelim. Seda İletişim Fakültesi öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi'nde okuyor. Bu arkadaşların şu an içinde olduğu ruh hallerini herhalde yakın dönem itibariyle en iyi sen analiz edebilirsin. Neler yaşadın? Biraz anlatır mısın? Ece hocama katılıyorum ve teşekkür ediyorum. Keşke ben de erken zamanda böyle bir hocalara denk gelseydim. Çünkü biz deneme kitapçığını çözdükten sonra gerçekten bırakıyorduk. Evet. Hani tekrardan o kitapçığı açıp bir soru çözmediğimiz için bu bize gerçekten eksi bir avantajdı bana göre. Bir de dershaneye giderek ben ilk önce hazırlandım üniversiteye. Herkes üniversiteye hazırlık dendiği zaman dershaneye gidelim, dershaneye yazılalım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hani dershaneye giderek her şey çözülmüyor. Hani kişinin kendisinde bitiyor zaten. O nasıl devam ediyorsa motivasyonu. Günün yarısı zaten okulda geçiyor. Diğer yarısı dershanede geçiyor. Diğer eve kalan zaten uyuma süreci kalıyor. Bu çok riskli bir dönem. Hem stresle birlikte olduğu zaman dershanede sadece konu hani bir yere kadar. Artık hani öğrencilerin kendi kendine kalıp test çözmeleri, kendinin neye eksik olduğunu çözmeleri gerekir. Ona yönelik davranmaları gerekir. Bu konuda da dershanelerin danışmanları ne kadar yeterli bilmiyorum ama onlara çok iş düşüyor. Hani kişiye göre yönelik eğitim yapmaları lazım ki daha da avantajlı olsun bence. Çok önemli konu aslında dikkat çekti Seda. Dedi ki kişinin tabii kendinde bitiyor her şey. Evet, bunu anlayan arkadaşlarımız zaten başarılı olabiliyor ama anlayamayanlar, farkında olamayanlar hala yaparız, geçeriz, bir yerlere yerleşiriz üzerinde bu noktada düşünen arkadaşlarımız da oluyor. Belki Ece Hocam onlara da bu arkadaşlarımıza kararsızlar olarak mı diyelim bu arkadaşlarımızı bunlara neler söylemek isteyebilirsiniz veya o mevcut üzerinde kendisinde olan yeteneğin farkında olması adına aslında başarabileceğini nasıl anlatabiliriz onlara? Tabii böyle öğrenci çok fazla arada kalmış. Ben bazen seminerlere başlarken soruyorum işte kaç kişi bölümünü seçmiş, kaç kişi seçmemiş, kaç kişi puanı bekliyor. En fazla kararsızlar el kaldırıyorlar. Hani hedef belirlemiş öğrencilerin sayısı çok daha az olmuş oluyor. Ama tabii bu bir son değil, bir başlangıç da değil sınav. Hep bunu söylüyoruz öğrencilere. Ama tabii ki yapılması gereken bir takım şeyler var. Sonuçta herkes bu sınavla birlikte sonuçta sistem şu anda Türkiye'de bu ve biz bu sisteme göre hareket etmemiz gerekiyor. Üniversite okumak isteyen, üniversiteye gitmek isteyen bir öğrenci kendine farklı bir kariyer hedefi belirlemiş bir öğrencinin bu sınavlara girmesi ve bu sınavlarda belirlenen kurallar neyse bu kurallar doğrultusunda bir takım puanları almış olması gerekiyor. Bu doğrultuda birazcık fedakarlık evet yapılabilir. Hiçbir zaman için şunu önermiyoruz. İşte hayat
hayatınızı bırakın tamamen, bir seneye odaklaşın, sinemaya gitmeyin, tiyatroya gitmeyin, arkadaşlarınızla buluşmayın değil. Birazcık daha dozları düşürülerek, ben eminim her öğrenci bunun dozunu düşürerek çok rahatlıkla da bir şeylerden fedakarlık edip, sonuçta bir senelik bir süreç, tamam belki lise birden itibaren başlıyor süreç ama biz bu yoğunluğu ne zaman yaşıyoruz? Son sınıfta yaşıyoruz en yoğun bir şekilde çalışma temposunu, öyle değil mi Seda? Ne olursa olsun değil mi? En son sene o temponun içine girilmiş oluyor. O yüzden o bir sene fedakarlık yapılarak çok güzel sonuçlara ulaşılabilir ki böyle çok fazla da öğrenci var gerçekten, ne istediğini biliyor, neler yapılması gerektiğini. Doğru zamanda doğru şeyi yapmak gerekiyor. Yani ders çalışılması gerekiyorsa evet o anda ders çalışılsın ama arkadaş arkadaşlarla olmak gerekiyorsa, işte dışarıda olmak gerekiyorsa, sinemaya gitmek gerekiyorsa da onu o anda onu yapalım. Gerçekten evimiz, aklımız evdeki o yapmadığımız 20 soruda kalmasın ya da o çalışmamız gereken konuda kalmasın. Hı-hı. Yani her şeyi keyfini çıkara çıkara azar azar yaparak gitmek çok anlamlı. Orada tabii kararsızların içinde tabii en büyük problem karar verememiş olmaları. Bazen evet. Öğrenciyi... çok büyük bir başarısızlık göstermek de korkutuyor tabii ki. Yani sistemle ilgili, zamanla yarışılan bir sistem bu. Ve bir sürü spekülasyonlar oluyor dışarıda. İşte öğrenciden dinliyor, anne babadan dinliyor, akrabadan dinliyor, üniversite öğrencisinden dinliyor. Hani bir süre sonra sınav böyle bir kaos haline dönüyor. Geliyor. Ama yapılması gereken yapıldığında neden çok başarılı olmuş diğer öğrenciler? Yani sonuçta üniversiteye giden milyonlarca öğrenci var. Her yıl yerleşen milyonlarca öğrenci var. Neden başarılı oluyorlar? Sadece doğru zamanda doğru şeyleri yaparak başarılı olmuşlar. Yani hiçbirinin ekstra bir özelliği yok diğer öğrencilerin yanında. YGS yeterli geliyor bazen. Bazen YGS ile birlikte geri çekilmeler de oluyor. Bakıyor hani puan yeterli. Bu sefer ön lisanslara kayabiliyor ya da farklı işte özel yetenek gibi farklı alternatifleri değerlendirmek istiyor öğrenci. Burada çok hani bunu olumsuz anlamda kullanmıyorum ama tembel olmamak gerekiyor. Bazen tembelleşiveriyorlar, bir anda bırakıveriyorlar. Çünkü bir sonraki süreç baharla birlikte başlayan Haziran ayına kadar devam eden işte havalar çok güzel, ısınmaya başlıyor. Herkes dışarılarda, sen okula gidiyorsun, dershaneye gidiyorsun, özel ders alıyorsun. Eve kapanıp ders çalışıyorsun. O süreçlerden de çok korkmamaları gerekiyor. Ama burada en önemli şey hedef belirlemek. Ne istediğini bilen öğrenci zaten o istediği yere doğru çok doğru bir şekilde gidiyor. Hemen bir virgül koyalım hocam. Daha bugün sabah saatlerinde yaşadığım bir olayı arkadaşlarımıza da paylaşmak istiyorum ki böyle düşünen, ben inanıyorum ki yüzlerce belki binlerce arkadaşımız var. Bana dedi ki hocam, benim yerimde olsanız hangi bölümü okursunuz? Şimdi anlaşılan o ki henüz karar vermedi. Peki dedim, senin ilgi alanların neler? Hangi alanlarla uğraşıyorsun? Hangi mesleği yaparsan, hangi alanda çalışırsan kendini daha mutlu, huzurlu hissedeceksin? Bunu biliyor musun? Bana dedi ki hocam, o alanda bir şeyim yok. Henüz bir hedefim yok ama benim kriterlerim var dedi. Peki dedim... İstediğin alan yok ama kriterlerim var. Güzel dedim, kriterlerin ne? Kesinlikle cumartesi, pazar günleri tatil olacak. Yani bu iki gün ben dinleneceğim. Hafta içi saat kaç olursa olsun, sabah işim kaçta başlarsa başlasın ama hafta sonu iki günüm kesinlikle tatil olacak ve iyi de maaşım olacak. Şimdi bu herkes ister. Hani ben bunu ve bu şekilde düşünen arkadaşlarımızı tembel olarak belki tanımlamak doğru olmayabilir ama genç arkadaşlarımızın da bu yönde bir eğilimi olduğunu da görebilir. Bu fotoğrafı bize veriyor hocam. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Evet. güzel aslında. Hani yavaş yavaş kafasını meşgul etmiş. En azından ne güzel, iyi yerden bakıyorsunuz hocam. Ne istemediğini biliyor. Yani bu da sonuçta bizim için bir artıdır. Bu öğrenciyle oradan da gidip çalışabiliriz ki Şaban Bey, bize de en çok gelen soru özellikle tercih döneminde, siz olsanız
yapardınız, ne yapardınız? Evet. Şimdi bu soru çok kolay bir soru. Riskli bir soru. Evet, çok riskli bir soru tabii ki. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bu tamamen sorumluluğu karşısındakine itiyor. İşte anne babaya itiyor, danışana itiyor, rehber öğretmene itiyor, başka bir öğretmene itiyor. Bunu attıktan sonra, bu sorumluluğu attıktan sonra da zaten sorumluluğu almayı da çok fazla kabul etmiyorlar. Riskli, ben onlara şöyle diyorum. Sen olsan ne yaparsın? Hani ısrarla bu soru üzerinden gidiyorum. Sen ne yapmak istiyorsun, evet, gibi. Orada tabii kendini tanımlamaları çok önemli öğrencilerin. Yani biz hedef belirleme diyoruz ama hedef belirleme tek bir şey değil. Öğrencinin hedefi bir bölüm olabilir, bir üniversite olabilir, bir şehir olabilir. Yani öyle çok öğrenci sanıyorum ben. Öğrenci diyor ki işte ben İstanbul'da okuyayım diyor. Hangi üniversite, hangi bölüm olduğu önemli değil. Yeter ki İstanbul'da bir üniversite olsun diyor. Yani bu da bir hedeftir sonuçta. Tercih ne şehir. Olacak? Evet, şehire öncelikli, evet, verecek ve kendi tercih listesini oluştururken sadece İstanbul'da yer alan üniversiteleri tercih etmiş olacak. Hı-hı. Yani bu da bize bir kısıtlama getirebilir. Ama tabii meslek seçimi sadece bununla biten bir karar değil. Çok farklı kriterleri olması gereken bir alan. Orada kendini tanıma çok önemli. Çünkü bizim için meslek seçiminde ilgi, yetenek, mesleki değerler, öğrencinin kişilik özellikleri çok önemli şeyler, konular bizimle ilgili olarak. Başlıklar. Biz bunlar doğrultusunda zaten öğrencilere uygun meslekleri seçip onları uygun mesleklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Orada belki testler aslında çok fazla destek veriyor öğrencilere. Çünkü testler tamamen sonucu mu veriyor? Hayır, sonucu vermiyor ama en azından bir öngörü oluşturabiliyor. Hem öğrenci için bir öngörü oluşturabiliyor hem bizim için bir öngörü oluşturabiliyor. Eğilimi yansıtıyor aslında, değil mi hocam? Tabii ki eğilimi yansıtıyor. Hiç öğrenci karakteri doğru bir şekilde çözdüğü zaman kesinlikle eğilimini yansıtıyor ki bununla birlikte aslında bu bir başlangıç da oluyor. Bundan sonra bakıyor ki benim bu sonuçlarım çıkmış. O zaman bu sonuçlarım doğrultusunda bu meslekler çıkmış. Ben birazcık bu meslekleri araştırayım. Birazcık bu mesleklerin detaylarına gireyim. Birazcık bunlarla ilgili alanda çalışanlarla görüşeyim. Belki o üniversitelere gideyim. O üniversitelerin hocalarıyla görüşeyim gibi aslında bir başlangıç yapmış oluyor ki bu da çok güzel bir başlangıç olmuş oluyor. Alanını daraltıyor. Belirli bir alana yönelmeye başlıyor ve aslında oradan da yavaş ufuk yavaş görünüyor hocam. Evet, karara doğru gitmeye başlıyor. Peki Seda, biraz önce sordum, biraz bahsettin, olması gerekeni söyledin ama o dönemlerde sen neler yaşadın? Biraz bahsedebilir misin? Günde kaç saat çalışıyordun? Yanılmıyorsam ilk senede değil, ikinci senede olduğunu söyledin. Dershane aşaman oldu. Artık dershaneler de kapatılıyor. Liseye dönüşülüyor ama bunu da başka bir zaman konuşalım isterseniz. Tabii. Hocam, mesela nasıl hazırlandın sınava sen? Çok yoğun bir tempom. Hem etrafımızdakiler, hem ailem, hem dershane çevresi. Ama okuldan çıktıktan sonra direkt dershane, sonra ev biraz daha böyle öğrencileri boğacak şekilde oluyor. Bunu tavsiye etmiyorum ama sosyal hayattan dışlanmamak gerekiyor, aktivitelerden. Ece hocam da onu vurguladı biraz önce. Haftada sinema. Bir gün belki biraz de. Daha düşünerek. Haftada bir gün o kendini öğrencinin dinlemesi gerektiğine inanıyorum. Bir de Ece hocama artı bir şekilde şey söylemek istiyorum. Hani üniversiteyi kazanmış olmak için kazanmak da bence saçma. Hani gerçekten hedeflerine odaklanarak bir insan, hani bir öğrenci ne yapacağını seçebilir. Hani dediğiniz gibi ben kendim mühendis olmak istemiyordum. Sayısal mezunuyum liseden. O yüzden ikinci sene deneyip TM'den deneyip ondan sonra sözel bir tercih yaptım. Hani benim hikayem daha da farklı o konuda. Çünkü biraz da değişik. Seni zaten hikayen buraya getirdi. Seda, hikayen gerçekten çok ilginç. Aslında iletişim fakültesi okumak istiyordun. Evet, evet. Ama hukuk avukatlık okumanı bir talep vardı, bir telkin vardı sana. Ama sen bunun ötesine geçerek yok dedin. Ben iletişim istiyorum. İletişim, ebeveynlere de hoşan buradan lütfen. Mesajlarımızı da verelim. Ne yapmamaları gerektiğini iletelim. Biraz bu serüveni anlatır mısın? Benim ilk önce aslında avukatlık stajı yapmıştım ben lisede. Biraz tam bana göre değildi. Hani önce onu görmemi sağladı ama ailem işte sen onu yapabilirsin, haksız da savunursun, haklıyı da savunursun dediği için ben yine de tercihime yazdım. Yine ailemi dinlemiştim. İlk 10 tercihim yine hukuktu ama ben direkt 11. tercihimi iletişim fakültesi dedim. Çünkü lise zamanımda ben medya kanallara gitmiştim ve okul vasıtamla. Oradaki ortam beni çok etkilemişti. Hı hı. O rejideki kısım, kanalda haber yazan editörlerimiz falan gerçekten çok etkilemişti.
orada yer almak ayrı bir şey diye tahmin ettim. Bir de ulaşılmaz geliyordu bana o zaman. Ben sayısal okuyorum. Ben oraya nasıl gidebilirim? Beni yönlendiren birisi yok etrafımda. Hı hı. Bu gerçekten benim için bir şanstı. Ve öğrencilerin de ilk önce kendini dinlemesini isterim ben. Hani ilk önce ben mühendis olmak istemiyordum. Çünkü benim konuşma yeteneğim ya da sosyal alanım daha da geniş. Hı. Konuşma, yani bir iş ayarlayabilme konusunda. Hı. Ben bir matematik çözerek bir yere gelmek istemiyordum zaten. Hı. Her öğrenci de matematik yapacak diye kesinlikle öyle bir şey de yok. Sadece onu yapamıyorum deyip sınava hiç yapmayanlar da var matematiği. Hocama soracağım bakalım. Gereği yapmayacağım. Yapmayacağım olmuyor mu? Aslında buradan arkadaşlar Sedat Erki model olabilir. Şu açıdan size model olabilir. Avukatlık isteniyordu ama o dedi ben hayır. Ben bu alanda yapmayacağım. Bu alana kendimi daha eğilimli ve bu alanda daha iyi başarılı olabileceğimi düşünüyorum. İletişim Fakültesini yazdı. Okuyor. Ki aslında burada olması da bence onun bir başarısı. Bu alanları istiyorsun. Buraya gelmen de bence tesadüf değil, değil mi hocam? Evet evet, vazgeçmemiş. Seda iyi bir örnek aslında. Çünkü onun gibi çok fazla öğrenci var. Tabii hani biraz daha geriye gidersek alan seçtiğimiz zamanlar bizim çok da fazla ilgi yarışmalarımızın olmadığı zamanlar o dönem için bakıldığında. Ondan sonra birazcık daha yaşlar ilerledikçe, sınıflar yükseldikçe değil mi bir anda aslında farklı şeyleri isteyebildiğini görüyorsun. Sen şanslıymışsın öyle bir ortamı da öncesinde gördüğün için. Ama çok güzel, vazgeçmemiş ve en sonunda istediği bölümde okuyor. Hocam, Asiye Tekçe. Aslında buradan ismini söylemem doğru olduğunu bilmiyorum ama biraz şikayet var. Lütfen belki ama belirtmediğin için ben buradan zikrettiğim ismini lütfen beni affet. Tekrar söylemiyorum. Ben en az 4-5 saat ders çalışıyorum. Ama babam benim birkaç saat oturmamı istemiyor. Televizyon izletmiyor. Ne olacak? Yani biz televizyona bakmayalım mı? Sürekli dersimi çalışalım. Yönünde bir eleştiri var hocam. Çalışmasınlar. Biz buradan hemen anne babalara bir şeyler söyleyelim. Hani onlar da tabii ki çok haklı olarak anne baba olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyorlar ama karşılarındaki de aslında artık kendi kararlarını verebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen ebeveynler. O yüzden çok fazla baskı yapıyor olmak da bir süre sonra kaygıyı çok yükseltiyor ve öğrencilerin birçoğu bırakmış oluyor. Biraz önce konuşmuştuk sorumluluk vermekten karşı tarafa. Burada da anne baba çok fazla baskı yaptığı zaman aday bir süre sonra diyor ki sen karar ver. Ne istiyor anne baba, işte tıp istiyor, hukuk istiyor, farklı bir şey, tamam diyor, onu da seçeceğim, seçiyor. Ondan sonraki başarısızlıkta diyor ki bu benim başarısızlığım değil çünkü bu senin kararın ve tamamen bırakmış oluyor. Evet, yerleşiyor ve mutsuz olmuş oluyor. Evet. Yani geçmiş yıllarda tekrardan sınava giren öğrencilere baktığımızda gerçekten neredeyse o yıl sınava giren öğrenci sayısı kadar. Bu öğrencilerin hepsi yanlış tercihten gelmişler, yanlış meslek seçiminden gelmişler, belki toplumsal baskıdan, belki anne baba baskısından gelmişler ve bir şekilde değiştirmek istiyorlar. %40'ını oluşturuyor hocam. Bu kesinlikle iyi bir istatistik. Bu çok yüksek bir oran ki bu yıl hani yatay geçişlerdeki değişiklikler birazcık da buradaki eğilimi yapmak adına öğrenciye verilmek istenen bir şans da aslında. O yüzden evet aday da anne babayı dinlesin, etrafındakileri dinlesin, herkesi dinlesin, kendine bir havuz oluştursun ama en son kararı kendi versin. Anne babalar da burada lütfen karşılarındaki gence güvensinler. Çünkü çok velilerimizde de çok şahit olduk. Öğrenci işte o zaman kadar küçük anne baba işte karar veremez gibi düşünüyor, yapamazmış gibi düşünüyor, doğru yapmıyormuş gibi hala geliyor. Hala çocuk değil mi gözlerinde? Hala çocuk ama bir bakıyorlar üniversiteye gidiyor, geliyor, karşılarında çok farklı bir genç var. Yani o süreci beklesinler, görsünler ve karar tabii ki biz büyük olarak, anne baba olarak farklı şeylerle, şekillerde tabii ki onlara refleksler verebiliyoruz. Fikirlerimizi tabii ki söyleyeceğiz. Tabii ki bizim de katkımız olacak ama kararı onlara bırakmamız gerekiyor. Çünkü yaşayacak hayat onların hayatı. Ve onlar bu yolda devam edecekler ya da çok çok başka yerlere gidecekler. Çok başarılı olacaklar. Farklı farklı şeyler yapacaklar. O yüzden biraz rahat bırak. Bu tabii şey değil. Hiç karışmıyorum. Ne istiyorsan yap.
Ama işte bu da var mesela. Hiç karışmıyorum. Ne istiyorsan yok hocam. Ama evet, sonunda ben göreceğim ki sınavı kazanacaksın. Bu da bir baskı. Evet. Ya bu da bir baskı. Bence öyle değil. Ben senin yanındayım. Ne olursa olsun sonuçta şunu, herkesin şunu bilmesi gerekir. Hem ebeveynlerin hem öğrencinin şunu. Bu hayatın sonu değil. Bu bir başlangıç olabilir. Güzel bir başlangıç olabilir, kötü bir başlangıç. Ama bunun değiştirilmesi söz konusu. Yani istediğiniz kadar sınava girebiliyorsunuz. Üniversiteye girdikten sonra, belki sonra da bahsedeceğiz ama üniversitede çok çok fazla seçenekler var. Yani bu geniş bakmakla milyonlarca kapı açılıyor üniversiteye yerleştiğiniz andan itibaren. Ve siz o kapılardan herhangi birinden çıkıp mezun olabilirsiniz. Bu da çok çok güzel bir yol aslında öğrenci için. O yüzden hiç işte kapana kısıldım, sıkıştım, çok mutsuzum gibi düşünmesinler. Hep alternatifimiz var hayatımızda bizim. Doğru olan kendimize uygun en iyi alternatifi bulabilmek aslında. Ve şu an gün itibariyle 200'e yaklaştı Türkiye'deki üniversite sayısı. Kesinlikle. Hocam artık liseden mezun olan arkadaşlarımız neredeyse tamamı bir yerlere yerleşiyor. Eski kazanamayanlar olduğu için böyle bir rekabet. O oranda bakınca evet. Ama hedefini belirlemiş olması, hangi alanda yürüyeceğini belirlemiş olması, üniversitesini seçmiş olması tabii ki o arkadaşları bir adım öne taşıyacaktır. Kesinlikle. Bunu söyle hocam. Tabii bugünüme geleceğim mesleklerini soranlar var ama moleküler biyoloji ve genetiği soran arkadaşlarımız var. Oraya gelelim ama Seda'yı, çünkü süremizin de yavaş yavaş çok, gerçekten çok hızlı bir şekilde aktı geçti süre. Çok az bir zamanımız kaldı. İletişim Fakültesini tercih ettin. Şu an okuyorsun. Evet. Nasıl, memnun musun? Bunu samimi olarak soruyorum. Beklediğini buldun mu? Tabii daha şu an birinci sınıfsın ama. Fakat olabildiğince diğer üniversitelere nazaran kameralarla ilk senemden tanıştım ve atölyemiz var şu anda. Bütün habercilerin kullandığı o büyük kameralardan, mikrofonlu kameralardan hocalarımız bizim elimize verip çekime ya da işte okulumuza gelen ünlülerin bize aktardığı şeyleri çekmek için biz kullanıyoruz hepsini. Onların bize aktardığı şey çok güzel. Hani ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. İşte 3. sınıftan sonra falan olur diye tahmin ama ilk 1. sınıfta böyle bir şey yapmaları gerçekten müthiş bir şey. O konuda Seda aynı zamanda yatay geçiş yapmış hocam. Yatay geçişi de tatmış biri olarak. Evet, o konuda da bilgiliyimdir. Nerede eksik var ona bakmak gerekiyor. Biraz öğrencilerin dediğiniz gibi ben hep kendimi bulmaya çalıştım ve şu an gerçekten bulduğuma inanıyorum. Hani kendime yönelik tam bir mesleğimi oturtturduğum, daha ileriye dönük somut bakmaya çalışıyorum açıkçası. Yani bir karar verdim, evet. Adım attım ama pişman değilim diyorsunuz. Kesinlikle. Tabii avukatlığı da şey yapmak istemiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Lütfen yanlış anlaşılmasın. O başka bir alan. Evet. Ama kendini o alanda yapamayacağını hissetti veya iletişim alanında daha başarılı olacağını düşündüğü için kişisel böyle bir tercih yaptı. Kesinlikle. Zaten Ece hocam da bunu söylüyor değil mi hocam? Evet, çok da güzel yapmış. Yani Seda bence en çok şimdi bizi dinleyen aday öğrenciler Seda'yı dinlesinler. Çok güzel bir örnek. Yani gerçekten ne istediğini bulmuş, araştırmış ve hiç vazgeçmemiş. Aslında vazgeçmemek de çok önemli bir şey. Yani düşeceğiz, kalkacağız, netlerimiz düşecek, puanlarımız düşecek, puanlarımız yükselecek, artacak ama önemli olan hiçbir zaman için bu süreçte öğrencinin yılmaması, vazgeçmemesi, ne istiyorsak o hedefe doğru ilerlemek. Hocam son 5 dakikaya giriyoruz. Önce moleküler biyoloji genetik sorusu geldi. Günümüzün ve geleceğin popüler meslekleri, geleceği olan meslekleri ki bu alanda da sunumlarınızın olduğunu biliyorum. Farklı liselere gidiyorsunuz, arkadaşlara evet, evet, bunları anlatıyorsunuz. Bugünün meslekleri ve geleceğin meslekleri neler hocam? Arkadaşlar mesela neleri tercih etsinler? Gelecek gördüğünüz alanlar var mı özellikle? Aslında biz artık eski meslek kavramları yavaş yavaş yok olmaya başladı Şaban Bey. Daha çok biz şu süreçlerde birazcık daha multidisipliner alanlara geçmeye başladık. Hani önceden daha fokuslanıyorduk. İşte bir alandan mezun olan öğrenci tek bir alanda eğitim görüyordu ve sonrasında da alana çıktığı zaman da sadece orada öğrendiklerini uygulamaya başlıyordu. Ama artık meslekler birbiriyle çok ilintili, birbiriyle çok iyi iş yapan meslekler ve
ve gerçekten birbirleri olmasa var olamayan meslekler yavaş yavaş. Yavaş yavaş tabii bununla birlikte biten meslekler de var ama devam eden meslekler de var. Hani bizim için eğitim, sağlık hiçbir zaman için yok olmayacak alanlar. Ki çağımızla birlikte telekomünikasyon artık asla vazgeçemeyeceğimiz bir alan haline gelmeye başladı ki son zamanlarda çok fazla bunlarla ilgili yeni yeni alanlar oluşmaya başladı. Üniversiteler bu alanda çok iyi çalışıyorlar aslında. Arz talep doğrultusunda üniversiteler bugünün ve geleceğin mesleklerini içine tematiklik katarak, içine multidisipliner yapılar katarak çok iyi, o birlikteliği çok iyi özümseyip çok da güzel öğrencilerine sunabiliyorlar. Yani ben birçok öğrenci biliyorum psikolojide okuyup şu an anda iletişimde çift ana dal yapan ki hani psikoloji mezunu öğrenci iletişimde de çok farklı alanlarda işte reklamcılık düzeyinde farklı alanlarda çok renk katabilecek o alana. O alanda çok farklı başarılara imza atabilecek öğrenciler ya da öğrenci yine işte psikoloji okurken, iletişim okurken moleküler biyoloji ve genetikte okumak istiyor. Çünkü birazcık daha insan anlamaya dönmeye başlıyoruz aslında. Birbirine, birbiriyle hareket ediyoruz. Yani biri olmadan biri olmuyor artık. Hepsi birbirini tamamlamaya başlıyor. O yüzden öyle bakmak gerekiyor. Öğrencilere de bunu söylüyorum. Tek bir noktada değil. Bir sürü noktada bakmak gerekiyor. Yapılabilecek şeyler çok fazla. Yani bir alandan mezun olup çok farklı bir alanda çalışmaya başlayabilirsiniz. İşte çift ana dal yapabilirsiniz. Yan dal yapabilirsiniz, yüksek lisansınız farklı olur, doktorunuz farklı olur, farklı farklı yerlere gidebilirsiniz. Öğrencileri orada tavsiyem birazcık tabii üniversiteyle de ilgili olmuş olacak. Üniversitedeyken hep söylüyoruz bunu, ceplerine ne kadar çok şey doldurabiliyorlarsa farklı bölümlerden ders mi alıyorlar? Alsınlar. Yan dal, çift ana dal, Erasmus olanakları, yurt dışı bunların hepsinin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bunların hepsi bizim ufkumuzu aydınlatan, bizi bir anda çok farklı yerlere götürecek fırsatlar ve bu fırsatları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki öğrenciler için artık öğrenci odaklı bir eğitim var. Bunu her zaman burada vurguluyoruz hocam. Artık öğrencilerin gelişimi, donanımı tüm üniversiteler tarafından önemseniyor. Öğrenciler evet üniversiteler için bir girdi ama bunların donanımlı bir şekilde mezun edilmesi de tabii ki onların girdileri aynı zamanda çıktıları gibi gözükse de girdileri olacaktır. Son 30 saniyeye girdik. Seda buradan arkadaşlara neler söylemek istersin? Hazırlanan. Başarılar diliyorum. Emeklerin karşılığını almalarını diliyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Bir daha yaşamamak istemiyorum. Kendi adıma da. Gerçekten zor. Onları anlıyorum ve yolların açık olmasını diliyorum. Evet. Ece Hanım teşekkür ederim. Emekleriniz, ayaklarınıza sağlık. Seda sana da teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli seyircilerimiz bugün Artı Eksi'nin sonuna geldik. Hafta saatler 11.10'u gösterdiğinde başka konu ve konuklarımla yine sizlerle olacağız. Mutlu haftalar.